Hocam mesela büyük günahlar hepimizin işte önemli sakındığı günahlar. Kulun bunlara düştüğünü varsayarsak birine bile. İmanla olan etkisi nedir? Ya biraz tabii moral yönden olumsuz etkilenebilir, sarsılabilir ama yani dinden çıkmayacağı açık. Ya tövbe edecektir, yani samimi olarak tövbe edecektir. İradesini kullanıp aklını kullanacaktır. Bir daha tekerrür etmemesi için özen gösterecektir. Çünkü Allah diyor ki büyük günahlarda bilerek ısrar etmezler diyor Allah. Yani devam ettirmezler diyor. Orada onu durdurması lazım. Zaten günah da insana zevk vermez. Yani günah kendi içinde boğulmuşluğuyla, kiriyle, sıkıntısıyla, acısıyla beraberdir. Yani mutlu olmaz insan harama girdiğinde. Evet. Haram acısıyla gelir. Yani uğursuzluğuyla gelir. Azabıyla gelir zaten. Dolayısıyla mümin için pişmanlık demek yani manen çökmek anlamında olmaması lazım. Hani böyle ağlayan, içine kapan, Allah korkusundan ağlanır da ama yani morali bozulup, kendine güvenini kaybedip, kontrolünü kaybetmesi, hafızasına, bilincini etki etmesi, fizik olarak kendini güçsüz hissetmesi bu doğru değil. Yani sadece tövbe edersin, o kadar. Çünkü Allah'ın nereden biliyorsun intikam alacağını? Ya affederse? İntikam da olabilir, affedebilir de. Ama biz candan tövbe etmekten mükellefiz ve azmedip kararlı olmakla mükellefiz. Müslüman zaten iradelidir, aklını kullanacak. Yani bedenimiz biz emir vermeden bir şey yapmaz. İnşallah. Bizim emrimize bağlıdır. Yani otur dersin oturur, kalk dersin kalkar. Mazlumdur insan bedeni. Tabii yani emir kullanmadıkları için bu olaylar oluyor. Mesela bir kötülük yapacağı vakit yapma dersen yapmaz beden. Otur dersen oturur, dur dersen durur. Yani nerede görülmüş insan bedeni insana isyan İnşallah. etsin, değil mi? Evet, inşallah. Tam mutidir yani köle gibidir insan bedeni. Nefsin konumu ne peki? Aynısıdır. Nefisten beden aynıdır. Yani nefsi abartıyorlar. İşte nefs kontrol altına alınamaz. Nefs insanı sürükler. Nefsi söz geçiremedim. Laf o. Direkt iman zafiyetinden ve ona bağlı akıl zafiyetinden olur. Yani en cazip şey bile olmuş olsa, her ne olursa olsun, insan çok rahat kendini kontrol altına tutabilir. Yani niçin kontrolden çıksın? Evet. Değil mi? Mesela haram olan bir fiil varsa, yani yapmazsın. Bu kadar yani bedenine emir verirsin, yapmaz onu. Yani kontrolsüzlük hikayesi biraz tutucu muhafazakar kesim içerisinde çıkartılmış bir söylentiden ibaret. İşte nefis devreye girer. Sanki bambaşka bir mahluk çıkıyor böyle hani bir canavar onu tutuyor boğazından sürükleyerek götürüyormuş gibi falan. Bir de bahane olarak da nefis yaptı diyor. Ben İşte yapmadım diyor. arkasına sığınmak için de Ya olmuş olabilir. bıraksınlar çok anormal bir şey yani çok mantıksız. Olur mu öyle Evet, şey? inşallah. Nefis tamam Allah'a düşman Evet. yaratılmıştır ve daima kötülüğü emreder. Ama yani çok zavallı ve baş eğicidir. Yani bir emre bağlıdır. Dur dediğinde durur. Yani helal olursa da hadi dersen de devam eder. O kadar. Evet, inşallah hocam. Yani bunun dışında bir özelliği yoktur. Veyahut bir kısım tiplerde şeytanı layığın yaptı ben yapmadım ne ortaya koyuyor. Mesela bir suç işliyor. Nasıl oluyor? Ya diyor şeytan kışkırttı diyor. O, görüyor musun onu diyor mikrobu diyor. Bunu bana yaptırttırdı diyor. Evet. Şabi ki Kur'an'da Allah şeytanın etkisi zayıftır diyor. Ben mümin, salih mümin kulların üzerine, Evet. samimi kulların üzerine onun bir etkisi yoktur diyor. Nereden etki edecek yani? Şeytan gelirse git dersin gider. Bu kadar basit. Yani öyle ahım şahım bir gücü yoktur ki. İnşallah. Sadece fısıldayacaktır. Fısıldadığında da dinlemiyorum dersin olur biter. Yani ne mecburiyetim var? Siz bir şeyi benzetme de yapmıştınız hocam inşallah. İmanı sağlam birisi harama karşı felç olur. O harama giremez zaten demiştiniz inşallah. Ya şimdi adam buraya mesela şarabı getirdi, koydu. Masanın üstüne koydu. Adam, ya bu nasıl insanın bu kadar cazip olur da bilmem ne insan kontrolünü kaybeder, eli ayağı titreyerek o şarabı içer. İçmiyorum. Evet, inşallah. Allah Allah yani bu kadar basit. Ya içerken de zevk alınmaz ayrıca ondan. Yani bayağı zehir gibi çok çok rahatsız eder. Olmaz ya yani. Müslüman öyle bir şeyden mutlu olmaz. Mesela gayrimeşru bir şey de herhangi bir, mesela gayrimeşru ilişkide de nefis felç olur. İnşallah. Ya nasıl insanın gönül huzur içerisinde olabilir? Öyle bir şeyden zevk alamaz bir insan.
Yani ruhu kilitlenir adeta. Çünkü insanın vicdanı son derece rahat olması lazım. Allah'a karşı vicdanın huzurlu olması lazım. Karşıya sevgi olması lazım, saygı olması lazım. Değil mi? O ibadet rahatlığı içerisinde olması gerekiyor. Evet. Suç işlediğini bilerek bir insan nasıl rahat olur? Yani beyni bir kere kilitler insanı. Yani beyin eğer bir konuya karşı net tavır gördüyse vücudu otomatik kilitler. Vücudun her yeri kasılır. Yani insan bir şey yapabilecek hali kalmaz. Ve o ona azaba dönüşür. Dolayısıyla gerçekten iman edenin yaratılıştan sistemi bu konuda sağlamdır zaten. Böyle bir konu yoktur. O iman zafiyet oluyor. Aşırı derece gevşek oluyor. Sabah imanlı, akşam imansız. Akşam başka türlü, sabah başka türlü. Sürekli gelip gidiyor imanı. O iman gelip gitmelerinde öyle bir şeyle karşılaştığında çok pervasız ve rahat oluyor. O kastedilen budur. Yoksa Müslüman öyle bir şeyin içine girmez. İnşallah. Allah'ın dilemesiyle inşallah. İnşallah.